Canım benim. Benim de babam. Taş yanından çıkmadık herhalde. Cennetin olmayayım yavrum. Al taşlı tarlalarını. Hadi gel. Al taşlı tarlalarını. Cüneyi yıkmayacağız şu an ama. Evet. E ile başladı. Elmaları da sana verdik, elma bahçeleri sen. Daha ne istiyorsun ya? Gideceksin, ne yapacaksın? Kucana yedireceksin. Elmalar kutluydu. Sana hiçbir şey elma alamadım. Hiç elma alamadım. Aa, o da senin problemin. Ben ne yaptım? Gidip bahsettim, ilacını atsaydın, bakımını yapsaydın. Abi, anlaşalım. Şu paralardan biraz ver, tamam tarlalara razıyım taşlı maçlı. Hangi yaz? S. Senin canını alırım. Tarlayı da görürsün, doğa da görürsün, parayı da görürsün. Sümüklü karına yediriyorum, benim kocama laf ediyorsun ama senin de... Hangi yaz? İyi. İğrenç iğrenç konuşma karım hakkında. Benim karımın gül kokulu, gül bahçesi gibi. Sen kendine bir gir, izleme onu. Topal kocana bak. İğreti karından bahsediyoruz. Niye? Bahçar. B. Bana gibi kahve yap gel. Baba gel. Bozuldu. Anne, bok iç. Kahve mahve yok, bok iç. Hangi yer? D. Dayak mı istiyorsun sen? Senin gene sıkıntı taşınıyor, ben sana diyeyim. Dayıcım, boşver bunları, bunlar getirecekler, kocalar ne yedirecekler, ailesine getirecek, iyisi mi bu mu? İkimize kalsın. Hangi harf? T. Teşekkür ederim verdiğin akıl için ama sence beyin bende çok var. Sen güttüğün boyun kadar beni biliyorsun diyelim. Tamam da ben de sana her zaman destek oldum. Gel şu haritayı açalım. Hangi harf? Şey. Haritayı açalım. Şey. Şuralara bir şuraya kadar bir yol kat edelim beraber. 25 Kasım toplu sözleşmemizde bir geçen maddeyle aslında bu tiyatro oyunu biraz daha yönlendi diyebilirim. 25 Kasım için toplu sözleşmemizde bir madde geçirdik. 25 Kasım'da eylem ve etkinliğe katılacak kadın arkadaşlar izinli sayılacak, ücretli izinli sayılacaklar. O gün değişik bir şey yapmak istedik. Normalden farklı bir şey olsun, eylem, etkinlik, slogan vesairenin dışında bir şey olsun istedik. Daha önce kadın komisyonuna ben yeni girdim ama daha önce giren arkadaşlar bu tiyatro grubunu hep hayal ediyorlarmış. Bana da nasip oldu. Bu sene öyle bir şey düşündük. İyi gelen bir şeymiş tiyatro, bunu anladık. Doğaçlama olması da tabii ki çok farklı geliyor bize şu anda. Metinli bir oyun çalışmıyoruz çünkü. Yani sahnede o an ne çıkarsa onu yapıyoruz hepimiz. Bir de hepimiz aynı durumdayız bu arada. Kimse profesyonel ve daha önce ilgilenmemiş. Sadece izleyici olarak katılmışız hepimiz. O yüzden hepimiz için yeni bir deneyim. Heyecanlıyız yani, güzel bir iş çıkacağını düşünüyoruz. 25 Kasım için başladık ama tiyatro atölyesi İkinoğlu Şube Kadın Komisyonu'nun kalıcı olsun istiyoruz. 8 Mart için de bir metinli oyun planlıyoruz aslında. Şimdiden bunu söylemiş olalım. Onun daha çalışmaları falan olacak. Tam netleşmemiş bir şey ama öyle bir fikrimiz de var. Ama atölye kalıcı olsun ve devam etsin istiyoruz tabii ki. Sadece 25 Kasım'da hani oyunu sergileyelim öyle kalsın istemiyoruz. Çünkü tüm üyelerimize, kadın üyelerimize açık bu arada bu atölye. Kadın komisyonu da aynı şekilde açık. Kadın komisyonu başkanımız bize işte tiyatro olacağını söyleyince ben zaten çok istiyordum tiyatroya gelmeyi de imkanlarımız doğrultusunda ben bunu gerçekleştiremiyordum. Ama benim için çok büyük bir şey oldu. Çok büyük bir adım oldu. Hemen kabul ettim. İyi ki de geldim. İyi ki de arkadaşlarımı tanıdım. Kaynaştık. Muhabbet güzel, ortam güzel. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Kendimizi daha rahat ifade ediyoruz. Özgüven de alıyoruz bu oyunların içerisinde. İş yerindeyim, evdeyim, anneyim, eşim yanı sıra tiyatroya geliyorum. Ama bütün her şeyi ben burada unutuyorum. Arkadaşlarımla beraber bu ortamı paylaşmaktan çok çok mutlu oluyorum, gülebiliyorum. Birçok sıkıntıyı atıyorum burada. Tiyatronun sayesinde saçma taraflarımızın bile aslında çok eğlenceli olduğunu, çok keyifli olduğunu fark ettik. İyi geldi, güzel de ilerliyor. Bir şeyleri başarıyı biliyor olmak zaten çok mutlu ediyor insanı. Burada birlikte bir şeyler çıkartıyoruz, bir şeyler yaratıyoruz. Aslında kadının sadece ezilen, büzülen, işte dayak yiyen, hoyratlanan değil de aynı zamanda işte çok eğlenceli, çok keyifli, istediğinde her şeyi başarabilen bir yönünün olduğunu arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Doğaçlama tiyatro grubuna
katıldığımdan beri kendimi daha rahat ifade edebiliyorum. Diğer stres, hayatın veya işin getirmiş olduğu stresleri daha kolay alt edebildiğimi fark ettim. Ve gizli kalmış yeteneklerimiz olduğunu, bana bu kadar çok gülünebileceğini bilmiyordum. Arkadaşlarım sayesinde onları da öğrendim. Burada birbirimizi tek hani bir kişi olarak değil, hepimiz birbirimizin bir eksiği veya fazlası, hani tamamen böyle grup çalışması ile birbirimizi parlatarak bir şeyler yapıyoruz. Ve birbirimizin ne kadar keyifli olduğunu, farklı yaşamlardan neler çıkabildiğini, nasıl eğlenceli bir ortam oluşabildiğini görüyorum. Kadınların özgür olduğu, kendi ayakları üstünde durabildiği, istediği saatlerde evlerinden çıkabildiği, bir erkek tarafından hayatlarının sonlandırılmadığı bir ülke özlemindeyiz biz. Umarız bu 25 Kasım'dan sonra bu istediklerimiz gerçekleşir. İstanbul Sözleşmesi'ne bir an önce dahil olmak istiyoruz. ILO 190 imzalansın istiyorum. Ülkemde, bu güzel ülkemde ben artık kadın şiddeti görmek istemiyorum. Bu şiddete maruz kalmak istemiyoruz. Sözlü olarak, psikolojik olarak, şiddete fiziki olarak. Bunları artık duymak bile istemiyorum. Çünkü hep çocuklarımı düşünüyorum. Onların böyle bir ortamda yetişmesini istemiyorum. Ben de aynı şekilde İstanbul Sözleşmesi 6284 uygulansın. Çünkü bizim zaten caydırıcı birçok yasamız var ama uygulamada sıkıntı yaşıyoruz. O yüzden uygulanmasını talep ediyoruz tabii ki. Sadece bu 25 Kasım için değil, her zaman için geçerli bir şey. Uygulanmadığı sürece ve caydırıcı yasalar, daha da caydırıcı yasalar çıkmadığı sürece çözüm olacağını sanmıyorum. Bir an önce uygulanması gerekiyor yasaların. Öncelikle sosyal medyada ya da televizyonlarda hep kadına yönelik şiddeti görüyoruz ama gerçekten çok üzücü ve bunu hep dile getiriyoruz. Bir de görünmeyen şiddet var. İş yerlerinde yaşadığımız mobbingler, tacizler, baskılar. Bundan dolayı da İstanbul Sözleşmesi ILO 190 mutlaka uygulanmalı. Son olarak 25 Kasım'daki oyunumuza tabii ki tüm kadın emekçi arkadaşlarımızı bekliyoruz. Bir kadın erkek ayrımı yok ama daha çok kadınlarla ilgili bir gün olduğu için onlar eğlensin, gülsün, güzel vakit geçirsin istiyoruz. 25 Kasım Perşembe günü saat 2'de Fuar Gençlik Tiyatrosu'nda olacağız arkadaşlar. Bekliyoruz.